Evet arkadaşlar, şimdi geliyorum yine çok önemli bir noktaya. Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin güçlü olduğunu kanıtlayan olaylar nedir? Arkadaşlar, birincisi kut anlayışı. Kut neydi? Egemenliğin Allah'ın lütfu olarak görülmesi. Allah'ın bir lütfu. Yani devlet yönetme yetkisini Allah veriyor o kişiye. O zaman toplumun hükümdara bağlılığı kutsal. Kişi kutsal değil ama bağlılığı kutsal. Bu merkezi otoriteyi artırır. Ancak cümle şöyle gelirse, kut ayrıca kan yoluyla hanedan sülalesine geçer denilirse, bu hükümdar öldükten sonra taht kavgasına neden olabilir. Kut tek başına anlam ifade etmez taht kavgasına neden olur olarak. Ama kan yoluyla hanedan sülalesine geçer denilirse, o zaman hükümdar öldükten sonra kuta herkes hakim olmak ister hükümdar sülalesinden ve kavgalar çıkar. Birincisi bu. O zaman kut anlayışı otoriteyi güçlendirir. İki, arkadaşlar padişahın yasama, yürütme ve yargı yetkisi vardır. Yani tüm yetkiler padişahtadır ve devlet paşanın ortak olunmaz egemenliği etrafında şekillenmiştir. Yasama, ferman, buyruk, hattı hümayun, irade-i seniye, bunlar yasama, ferman. Yürütme, berat, devlet memurunu atama, görevden alma, terfi ettirme. O zaman ferman dediğimiz şey yasamadır. Berat dediğimiz şey yürütmedir. Yargı yetkisi. Divanı Humayun aynı zamanda divanı mezalim görevini görür. Üst düzey davalara bakar. Yani devlet adamları yargılanır ki kim yargılar? Padişah. Biz buna paşam yargı yetkisi deriz ki genellikle paşam kullandığı usul müsaadeledir. Siyaseten katıldır. Padişah yargılar, özellikle devşirmeleri idam ettirir, malına da mülküne de el koydurur. Biz buna müsaade ediyoruz. Arkadaşlar bu da otoriteyi artırır. Kardeş katli. Ben hükümdar oldum, kardeşlerim var, o zaman kardeşlerim bana karşı isyan edebilir, onları boğdurtuyorum. Fatih'in kanunnamesiyle ile otoritemi güçlendirir. Kulluk sistemi, devşirme yani. Nedir? Biz devlet memurunu ve adamını devşirmelerden seçiyoruz. Devşirmeyi biz yaratıyoruz, biz ortaya koyuyoruz. Doğal olarak bizim ortaya koyduğumuz bir şey olduğundan dolayı bana itaati de tam, bana isyan edemez. O yüzden de biz buna kulluk sistemi diyoruz. Yani o yüzden Fatih döneminde devşirmeler genellikle devlet adamlığına getirilmiştir. Türkler sadrazamlıktan azledilmiştir. Neden? Çünkü Türk'ün sülalesi olduğu için onun sülalesi güçlenir, devletin otoritesini bozabilir mantığıyla Fatih devşirmelerden sadrazamları seçmiştir. Bu da otoriteyi güçlendiren bir kavramdır. Biz buna kulluk sistemi diyoruz. İşte bu kullarda siyaseten katıl uygulanır arkadaşlar. Müsadere net bir şekilde uygulanabilir. Ki zaten bunun diğer bir adı devşirme kökenlerin devlet yönetimine, devlet görevine getirilmesi. Devşirme her şeyi benim çünkü bunun anası, babası, atası, dayısı yok. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminin ortalarına kadar divan başkanlığını padişahlar yapmıştı. Fatih ile birlikte 1475'te divan başkanı sadrazama bırakıldı. Peki divan başkanı sadrazama bırakılırsa arkadaşlar o zaman divan son karar organı olmaz. O karar padişaha getirilir. Padişah onaylarsa o karar uygulanır. Bu nedenle divan başkanının sadrazama bırakılması padişah son söz sahibi yapar ve divanı danışma organı yapar. Böylelikle divan danışma organına düşürülmüştür, öyle söyleyebiliriz. Arkadaşlar lala ve şehzadelerin yetkileri sınırlıdır Osmanlı'da. Ferman çıkaramazlar. Paşanın iradesi dışında antlaşmalar imzalayamazlar. Paşanın iradesi dışında savaşa gidemezler. Paşanın iradesi dışında yasa çıkaramazlar. O yüzden bunların yetkileri sınırlıdır. Selçuklu'da böyle değildi. O yüzden Selçuklu'da atabeylikler ve vassal devletler kuruldu. Ayrıca Osmanlı'da toprak devletin malıdır. Alınıp satılıp devredilemez. Bu da merkezi otoriteyi güçlendirir. Bunlar Osmanlı'da merkezi otoriteyi güçlendiren çok önemli faktörlerdir. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar.